Merhaba arkadaşlar, ismim Deniz Uludoğan. Eğiticinin eğitimi konusunu Tecrübe Eğitim Kurumları online eğitimleriyle sizlere sunmaktayız. Öncelik olarak eğiticinin eğitimi noktasında temel kavramlarımızdan bahsedeceğim. Temel kavramlarımız neler olabilir arkadaşlar eğiticinin eğitiminde? Öncelik olarak yetişkinler nasıl öğrenirden bahsedeceğim. Çünkü yetişkin eğitimi diğer eğitimlerden biraz daha farklıdır. Çünkü yetişkinin eğitimiyle alakalı birçok teori vardır. Öncelik olarak yetişkinin bu eğitimi almak istemesi çok önemlidir. Bunları hep birlikte detaylandıracağız. Yetişkinler nasıl öğrenir? Yetişkin eğitiminin temellerinde neler vardır? Öğrenme teorisi nedir? Öğrenme döngüsü nedir? Öğrenmenin 4 temel kaynağı nelerdir? Eğiticinin 4 eğrisinden sizlere bahsetmiş olacağım arkadaşlar. Ve bununla birlikte eğitim planlamadan bunların adımlarına kadar, eğitim salonunun hazırlanmasına kadar tüm detayları derslerimizin içeriğinde sizlerle paylaşmış olacağım arkadaşlar. Eğiticinin eğitiminde öncelik olarak giderek baş döndürücü bir hız kazanan ve bir değişim çağında yaşamaktayız arkadaşlar. 10 yıl öncesinden geçerli ve güç olanlar bugün unutulmuş olabiliyor arkadaşlar. Rejimler, ülkeler tarihe karışıyor, isimler değişiyor ve ülkelerin isimleri, sınırları, teknoloji inanılmaz bir şekilde değişkenlik gösterebiliyor. O nedenle şu an içinde bulunduğumuz çağa biz değişim çağı diyebiliyoruz. Toplumsal, siyasal, ekonomik alanda bazen birkaç ay ya da bir hafta içerisinde bile çok köklü değişiklikler yaşayabiliyoruz. Bugünlerde yaşamış olduğumuz pandemi tüm dünyayı etkisi altına aldı diyebiliriz arkadaşlar. O nedenle her geçen gün sürekli değişen bir çağın içerisinde olduğumuzu kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Bilimsel ve teknolojik buluş ve yeniliklerin birinin coşkusunu ve merakını üzerimizden atmadan hemen bir diğerinin şaşkınlığını yaşıyoruz. Telefonlarda bunu çok rahatlıkla gözlemleyebilirsiniz. Bilgisayarlarda keza aynı şekilde. Elimize aldığımız 2 yıl önceki aldığımız televizyon bile 2 yıl sonra ya da bugünlerde çöp diyebilecek kadar birçok ihtiyacımızı karşılamayacak dereceye düşebiliyor. O nedenle geçmişte yüzyıllar içinde sağlanan bilimsel gelişmeler adeta günler ve haftalar içinde gerçekleşebiliyor. Bilimsel bilgi katlanarak artıyor ve bazen de 3 veya 5 yıl öncesinde ismini dahi bilmediğimiz alanlarda çok sayıda organizasyonun ve insanın çalıştığını duymak bizi endişelendirebiliyor bazen arkadaşlar. İşte bu noktada geçtiğimiz çağlarda bir makine bilgisi ya da bir üretim becerisi yüzyıllar boyu değişmeden aynı şekilde kuşaklardan kuşağa, babadan oğula geçebiliyor ve aynı bilgi ve aynı beceriyle yaşamlar sürdürülebiliyor. İnsanlar yaşamları boyunca aynı yerde aynı işleri yaparak ve önemli sayılabilecek bir değişime uyum sağlama zorunluluğu duymadan yaşayabildikleri halde günümüzde ise bir insan yalnızca birkaç yıl içinde birçok büyük işleri arka arkaya ya da büyük olayları arka arkaya yaşamakta ve bunlara da aynı zamanda ayak uydurmak zorunda arkadaşlar. Baktığımız zaman birçok organizasyon için yenilikleri izlemek ve uygulamak aynı şekilde yeterli olmayabiliyor. Her gün farklı bir akımla karşı karşıya gelebiliyoruz. İşte bunlar değişimin içinde, hatta önünde olmak, bilgi üretimindeki öncülükleri ve yaratıcılıklar ile rekabetçi üstünlükleri korumak için çalışılacak durumlardır arkadaşlar. Çoğu kez öngörülmeyen değişimle birlikte değişebilmek, bilgiye ve yeniliğe açık olmayı zorunluluk haline getiriyor bizlerde. Gerek bireysel, gerek organizasyonel anlamda davranışlarımızın değişebilmesi ve performanslarımızı geliştirebilmek için öğrenme kapasitelerimizi arttırmamız gerekiyor. Tüm bahsettiğimiz bütün konular öğrenme kapasitemizi arttırmamızla alakalıdır. Çünkü hepsi birbirine bağlamlı bir şekilde ilerlemektedir. Günümüzde organizasyonların ve çalışanların öğrenme kapasitelerinin çok büyük olması kesinlikle kaçınılmaz bir durum olarak karşımıza gelmektedir. Günümüzde çalışanlar artık bir organizasyonda yukarıya doğru çıkarak çıkan kariyer basamaklarına
güvende problem yaşamaktadırlar arkadaşlar. Onlar kendi geleceklerinin sorumluluklarını almalarının en doğru olacağına karar vermektedirler. Dahası günümüzde çalışmaya başlayan bir kişinin 40 veya 50 yıllık bir iş yaşamı boyunca 4 veya 5 kez iş yeri değiştirdiği ya da meslek değiştireceği tahmin edilmektedir. Baktığımız zaman bu şekilde sabit bir personel olarak adlandırmaktayız. Ama yeni mesleklere geçmek için 4-5 yıllık üniversite ya da yüksek okul eğitimi almak yerine belki 3 veya 6 aylık eğitimler yeterli olabiliyor. İşte bugün yaşadığımız dünyada makineye, binaya, paraya dayalı olmaktan çok artık yaşadığımız dünya tamamen bilgilerimize dayalı ekonomik kuralların geçerli olduğu bir dünya olarak kabul ediyoruz. İş yaşamında bilgi işçileri giderek artan bir oranla hayatımıza dahil oluyor. Geometrik dizeylerinde artan bir bilgiye veya mesleklerini geliştirebilmek için sürekli eğitim almak zorunda kalıyorlar. Artık baktığımız zaman parayı da bütün hayat standartlarımızı da iyileştiren en ana temel konu sadece bilgiden geçmekte. Bu nedenle modern organizasyonlarda çalışanlarının sürekli eğitimine stratejik öncelikler listesinde en üst sırada yer veriyor arkadaşlar. Diğer taraftan da konuya bireysel açıdan bakıldığında da ilginç bir durum ortaya çıkıyor. 2000'li yıllarda iş yaşamına başlayan bir kişinin herhangi bir iş yerinde ortalama 4-5 yıl veya en fazla 8-10 yıl çalışacağı artık tahmin ediliyor. Çünkü kişiler isteklerini ve ihtiyaçlarını firma tarafından karşılatabilir hale gelme durumu söz konusu oluyor. Bugün bir organizasyonda hem çalışan, hem sürekli öğrenen, hem de öğreten konumunda bir görev üstleniyor arkadaşlar. Çalışanlar iş arkadaşlarına bilgi ve beceri aktarmak, onların gelişiminde etkin rol üstlenmek durumunda kalıyorlar. Bu aktarım organizasyon basamaklarında yukarıdan aşağıya olduğu gibi aşağıdan yukarıya da seyredebiliyor. Ayrıca giderek daha da bilinçlenen ve beklentileri yükselen müşterileri de bilgilendirmek, ürün ve hizmetleri etkili bir şekilde tanıtabilmek için eğitim ve sunuş becerilerine gerek duymaktadırlar. Özetle şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Öncelikle eğiticilere ve eğitim yöneticilerine olmak üzere tüm çalışanlara organizasyonel yaşamda gerek duydukları birçok bilgi ve beceriyi kazandırmak için bu eğitimi gönül rahatlığıyla takip edip devam edebilirsiniz. Ve birçok alanda da kendinizi eğitip geliştirmek için zaman ve maliyet gözetmeksizin kazançlarınızı arttırmak ve başarılarınızın gerçekleşmesini sağlamak ve arzulanan hedeflere performansınızı yüksek bir şekilde tutarak ilerlemek için bunlar size yararlı olacaktır arkadaşlar. Temel amaç ne diyoruz o zaman? Eğiticinin eğitimidir diyoruz. Yani bir eğiticinin işini etkili bir şekilde yapabilmesi için gerek duyacağı becerileri, teknikleri ve bilgileri aktarmış olması ve aktarmak durumunda olması gerekmektedir. Ancak eğitimlerin başarısı için sorumluluk taşıyan insan kaynakları ve eğitim yöneticilerinin uzmanların da bilmesi ve yapması gereken bir takım durumlar söz konusu olabilir. İşte bu eğitimde temel amacımız eğiticilerin sorumluluklarını bazı durumlarda genişleyerek eğitim öncesi ve eğitim sonrası yapılacak bazı yönetsel işlerde de eğiticinin ya da eğitim yönetimi konularının eğiticilerin ilgi alanına gireceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Evet, eğiticinin eğitiminde birinci bölümümüzde arkadaşlar şunlardan bahsedeceğiz birinci derslerimizde. Eğitim ve öğrenmenin temel kavramlarından bahsedeceğiz. İkinci bölümümüzde eğitimin bir organizasyonun anlamı, bir organizasyondaki anlamından bahsedeceğiz ve bunun önemini ele alacağız ve ihtiyaç analizleri nasıl yapılır bunlardan bahsedeceğiz. Üçüncü bölümümüzde ise eğiticinin işi, rolleri ve görevlerini ortaya koyacağız ve eğiticiler ve eğiticiliği bir meslek olarak düşünen kişilerin bu eğitimden
kendilerini tanıma ve geliştirmesine yönelik neler yapma fırsatını bulabileceklerini aktaracağız. Dördüncü bölümümüzde eğitimin planlanması, eğitimin hazırlıkları ve ilgili diğer konuları kapsayan eğitimlerden bahsedeceğiz. Beşinci bölümümüzde eğiticilik becerilerini geliştirmek ve yetkinliklerini iyileştirmek isteyenlere bir sunuş heyecanı yaratacağız. Altıncı bölümümüzde eğitimlerde kazanılan bilgi, beceri ve tutumun iş ortamına aktarılmasından bahsedeceğiz. Yedinci ve sonuncu bölümümüzde ise eğiticinin değerlendirilmesi ve eğitimin izlenmesi ve bununla alakalı raporların oluşturulmasıyla başlayacağız arkadaşlar. İlk eğitimimizin konusu olan temel kavramlardan bahsetmek istiyorum ve bu temel kavramlarda bir sözle değerlendirmek istiyorum. Bana bir şey öğretilmesinden nefret ederim. Ancak öğrenmeye diyeceğim yok. Bu sözün anlamı çok fazladır arkadaşlar. Detaylı olarak düşündüğünüz zaman ve bu eğitimin sonunda bu cümleyi düşündüğünüz zaman size çok şey kattığının da farkına varacaksınız. Eğitim ve öğrenme konuları tüm yaşamımızda doğumumuzdan ölümümüze kadar çok önemli yer tutmaktadır ve başarımızı, mutluluğumuzu, güvenimizi ve ilişkilerimizi etkileyen en önemli sonuçları yaratmaktadır. Çağlar boyu önemi bilinen bir insan faaliyeti olan öğrenme ve öğretme günümüzde özellikle modern organizasyonlarda çalışanların mutluluğu ve organizasyonun daha da başarıya taşınması için daha kritik bir rol oynamaktadır. Organizasyonlar çalışanların performansını iyileştirmek ve arzulanan davranışları göstermelerini sağlamak için eğitim ve geliştirme faaliyetlerine daha da fazla hız vermişlerdir arkadaşlar. İşte eğitim ve öğrenme konularındaki temel kavramlar ele alındığında yetişkinlerin eğitiminin etkili öğrenmenin yolları ve kaynakları ve öğrenme tarzlarını sizlerle paylaşacağım. Eğitim insanın bugünkü ve gelecekteki yaşamına bir müdahaledir diyebiliriz. İnsan düşünce ve davranışlarını amaçlı olarak istenilen yönde bir değişiklik gerçekleştirme sürecine biz eğitim diyoruz arkadaşlar. Ve insanın ve toplumun yararı ve yarınını düşünülerek uyum ve üretkenliğin artmasına yönelik düşünce ve davranışların değişikliğinin yaratma çabası içindeyiz. Bu nedenle organizasyonlarda çalışanların eğitimi ile ilgili olarak gerek bireysel, gerek organizasyonel anlamdaki her eylem girişimcinin bilinçli ve bilgiye dayalı olarak başlatılması gerekmektedir. Çalışanların eğitimi ile ilgili tüm kararlar da eğitim ve öğrenmeye ilişkin temel ve teorik bilgilerin, kanıtlanmış deneyimlerin ışığında alınmalı ve bunun ışığında yine uygulanmalıdır arkadaşlar. İşte bu bir süreçtir. Bu süreçten geçen insanın kazandığı yeni bilgi, beceri, tutum ve onun birey olma ve ait olma farkındalığını artırır, kişiliğini geliştirir ve kişinin kendisini daha değerli kılar. Modern yaşamın hemen her tipinde tipik olarak baktığımızda 11-12 yıllık yani ilk ve orta öğrenimi gördükten sonra bir yüksekokul ya da üniversite eğitimi alır. Onlarca öğretmenle yüzlerce saat eğitim deneyimi yaşar. Bu nedenle bir kişinin eğitim hazırlaması ve vermesi istendiğinde bilinçaltındaki o geçmişteki öğretmenleri kopyalaması ve onları model alması kesinlikle şaşırtıcı olmayacaktır. Eğiticiler kendilerine öğretilenleri öğretmeye eğilim gösterirler. Eğiticiler ise kendilerine öğretildiği şekilde öğretmeye eğilim gösterirler. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Türkiye'nin uzaktan eğitim merkezi.